Türkiye'de kır yerleşmeleri ile ilgili ölçme değerlendirme kısmına geçtik. İlk olarak boşluk doldurma yapacağız. Göçebe çobanların çadırlarından oluşan yerleşmelere nokta nokta denir. Tabii ki ne denir? Oba denmektedir. Geçici köy altı yerleşim ünitelerinden en yaygın olanı nokta nokta yerleşmeleridir. Tabii ki nedir? Yayla yerleşmesidir. Dokularına göre kır yerleşmeleri, nokta nokta, dağınık ve gevşek yapılı olmak üzere üç gruba ayrılır. Dağınık, gevşek ve toplu olması lazım. Cevabımız burada toplu yerleşme olarak karşımıza çıkıyor. Geniş araziler üzerinde kurulmuş, arazi sahipleri ve çalışanlar için evlerin bulunduğu, Etrafı çevrili yerleşmelere nokta nokta adı verilir. Bu Türkiye'nin her tarafında da neydi? Yaygın olan bir durumdu. Biz buna çiftlik ismini veriyoruz. Küçük baş hayvanlar için çevresi taş, duvar ya da çitlerle çevrili olan barınaklara nokta nokta adı verilir. Tabii ki ağıl adı verilmekte. Doğru yanlış kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Kırsal yerleşmelerin toplu ve dağınık olmasında yer şekilleri ve su kaynakları etkili olmuştur. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Deniz, göl ya da akarsu kenarlarında balık avlamak ya da üretmek için kurulmuş geçici yerleşmelere kom adı verilir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır çünkü bu yerleşmelere dalyan ismi verilmekteydi. Yayla, ağıl, kom, vedam geçici kır yerleşmelerindendir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Köy altı yerleşmesi olan divan yerleşmeleri Batı Karadeniz'de yaygındır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki köy altı yerleşmeler olan divan Batı Karadeniz'de yaygın olarak görülmektedir. Nüfusu, fiziksel özellikleri, işlevleri, ve yaşam koşulları bakımından köy ile şehir arasında geçiş özelliği gösteren yerleşmelere ilçe adı verilir. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır gençler. Yukarıda özellikleri verilen yerleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? Köye bağlı yerleşim birimleri içinde en yaygın olan yerleşme türüdür. Yaz aylarında halkın hayvanları otlatmak için çıktıkları alanlardır. Son zamanlarda hayvancılık faaliyetlerinin yerini turizm faaliyetleri almaya başlamıştır. A) Divan, B) Mahalle, C) Yayla, D) Kom, E) Çiftlik. Tabii ki yayla olarak karşımıza çıkıyor gençler. Çiftlik, mahalle, yayla, ağıl da. Yukarıdaki yerleşme türlerinden hangileri devamlı köy altı yerleşmelerinden değildir. A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 C. 2 ve 4 D. 3 ve 4 E. 3, 4 ve 5 olarak sıralanmış. Tabii ki burada cevabımız 3 ve 4'ün bulunduğu yayla ve ağıl olarak karşımıza çıkıyor gençler. Yer şekillerinin dağlık ve engebeli, tarım alanlarının küçük ve parçalı, su kaynaklarının yeterli olduğu alanlarda dağınık kır yerleşmeler ortaya çıkar. Buna göre haritada gösterilen alanlardan hangisinde dağınık kır yerleşmelerinin daha yaygın olması beklenir? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 Tabii ki su kaynaklarının bol olduğu yer neresidir? Karadeniz bölgesinin olduğu, Doğu Karadeniz bölgesinin bulunduğu alandır. Cevabımız bundan dolayı E şıkkıdır. Aşağıda yerleşme şekilleri hakkında verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Oba, göçebe çobanların çadırlarından oluşan yerleşmelerdir. B. Divan, Kastamonu, Düzce Bolu ve Bartın çevrelerinde birkaç mahallenin tek muhtarlık tarafından yönetildiği kır yerleşmeleridir. C. Yayla Yaz döneminde hayvancılık yapmak amacıyla çıkılan alanlardır. D. Kom Hayvancılık faaliyetleri için otlak alanlarda kurulan geçici yerleşmelerdir. E. Dam Balıkçılık yapmak amacıyla kurulan geçici yerleşmelerdir. Tabii ki burada cevabımız E şıkkıdır. Daha önce de söylemiştik. Balıkçılık yapmak amacıyla kurulan geçici yerleşmelere dalyan ismini veriyorduk. İdari açıdan köye bağlı, köyden daha küçük yerleşme birimleri köy idari alanındaki kır yerleşmeleri olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi bu yerleşmelerden biri değildir? A. Yayla B. Divan C. Kasaba D. Mahalle E. Çiftlik Tabii ki buradaki cevabımız kasabadır gençler. Köye bağlı değil, kasaba köyün büyüğü olduğundan dolayı. Evet gençler, dersimiz burada sona eriyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.